Balık Sokası'ndan merhabalar. Ben Akın. Bugünkü videomda köstemizi ana bedene nasıl monte edeceğiz onu göreceğiz. Bu diğer iki bağlama yöntemine nazaran daha zor görünüp daha kolay bir yöntem. Bunu avlak yerinde çok rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi diğer yöntemlerde bir şekilde ana bedenimizi şu şekilde sabitlemeniz gerekiyor. Ama avlak yerinde tek başınıza bu işlemi yapmanız zor. Dolayısıyla bu yöntem avlak yeri için daha uygun ama diğer yöntemler daha sağlam yöntemlerdir. Onu da söyleyelim. Yani diğer yöntemlerde bildiğiniz gibi ana bedene kesinlikle zarar vermiyoruz, kırmıyoruz. Ama bu yöntemde ana beden biraz kırılacak. Ama avlak yerinde kullanmanızı tavsiye ettiğimiz yöntem bu. Hemen daha pratik. Her balığa uygun hazır takımlarımızı balıkzokası.com'da bulabilirsiniz. Öncelikle hemen yönteme geçelim. Şu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Tekrar edeyim. Şu şekilde katladık. Katladıktan sonra şurayı kaldırıp şuradan çekiyoruz. Tekrar edeyim. Şu şekilde katladık. Katladıktan sonra şurayı kaldırıp şu gördüğünüz ipi çekiyoruz. Bu birinci aşama. Son kez yapacağım. Katladıktan sonra şurayı kaldırıp şurayı çekiyoruz. Ardından ikinci aşamaya geçiyoruz. Şurayı kaldırıp şu bölümü tekrar altından geçireceğim. Yani şurayı kaldırıyorum. Şu bölümü ise tekrar altından geçireceğim. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şurayı kaldırıp şu misiniyi şuradan alacağım. Tekrar bir tur attıracağım. Son kez yapacağım arkadaşlar. Katlıyoruz. Birinci aşama. Sizin de o an... Balığa çıkmadan önce balıkzokası.com'a uğramayı unutmayın. Yaptığınızı farz ederek yavaş yapacağım. Şurayı katlıyoruz. Şunu içinden geçirip çıkardık. Sonra şurayı bir daha kaldırıyoruz. Şu bölümü tekrar altından geçiriyorum. Ve düğümüz hazır. Şimdi ikinci aşamada köstemizi şuradan geçiriyoruz. Tekrar edeyim. Şu oluşan halkadan köstemizi geçiriyoruz. Köstemizi geçirdikten sonra yavaşça sıkıştırıyoruz. Çok fazla sıkıştırmıyoruz arkadaşlar. Önce kabasını sıkıştırıyoruz. Sonra yavaşça biraz daha sıkıştıralım. Şimdi tam sıkıştırma işini yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci aşama bitti. İkinci aşama ise iğnemizi tıpkı delikli fırdöngüye ya da delikli iğneye bağladığımız şekilde burada şuranın fırdöngü olduğunu varsayarak düğümleyeceğiz. Düğümleme işlemimiz nasıldı? Diğer videolarımızda mevcut iğne delikli iğne nasıl bağlanır ya da fırdöngü nasıl bağlanır videolarımızda mevcut bu bağlama yöntemi. Şu kısa olan bölümü beden etrafında 5 kere çeviriyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. 5 kere çevirdikten sonra şu halkanın içinden geçiriyorum. Bu halkanın içinden geçirir geçirmez gördüğünüz gibi şurada bir halka daha oluştu. O halkanın da içinden geçiriyorum. Sol elimle misinenin ucunu tutuyorum. Sağ elimle de çekip sıkıştırıyorum. Hemen ardından bu tarafı da sıkıştırıyorum ve düğümümüz gerçekleşiyor. Şöyle fazlalığını alalım. Gördüğünüz gibi gövdeye bağladık. Ama dediğim gibi bu gövdede düğüm işine girdiğimiz için gövdeye çok az da olsa zarar veriyoruz. Biz mümkün olduğunca kösteği gövdeye bağlarken gövdeye dokunmuyoruz. Bu avlak yerinde hemen pratik o anlık işinizi halledebileceğiniz bir yöntemdir.
Videomuzun hemen altında yorum bölümüne eğer bir tavsiyeniz, eklemek istediğiniz bir yer varsa yazabilirsiniz. Sorunuz varsa herhangi bir konuda yorum bölümüne bekliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese rastgele.